Hanımlar beyler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ. Bugün 29 Temmuz 2013 günlerden ise pazartesi arkadaşlar. Haftanın ilk işlem gününün ilk canlı yayınındayız. 12.41'i gösteriyor şu an saatlerimiz. Ve güzel insanlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar, yine scalp için çok güzel bir güne uyandık. Hareketler küçük. Minik hareketler var, istikrarlı hareketler var. Genellikle başlayan hareketler şöyle 20-30 piklik hareketleri beraberinde getiriyor. O yüzden bugünü de bu şekilde değerlendireceğiz. Şu an itibariyle görünen bu. Nedir mesela bu hareketler dediğimiz? Arkadaşlar, geçen hafta Cuma günü, hatırlıyorsanız sizlere ne demiştik? Euro dolar paritesi için bir üçgen çizmiştik ve dedik ki şuradaki bölge kırılmadığı takdirde yönümüz aşağı, her yukarı hareket aşağı tepkiler için güzel bir fırsat sağlıyor diye. Gördüğünüz gibi dün arkadaşlar, daha doğrusu Cuma günü buradan ilk hareketi gerçekleşti. 44 pip ikinci fırsatı tanıdı. İkinci fırsatta 38 pip civarlarındaydı. Ve arkadaşlar, sonrasında gece saatlerinde ilk hareket 11 pip. Sonrasındaki hareket arkadaşlar 32 pip ve şu anda yeniden bu seviyedeydik. Ve arkadaşlar, diyoruz ki bu bölgeler önemli. Scalp yapanlar için çok küçük stoplarla çalışılabilecek olan bölgeler. Gün içi çalışan arkadaşlarsa 32-33-20 pardon, bu bölgenin üzerine çıkılmadığı takdirde aşağı hareketi beklesinler. Bizim hedefimiz gece saatlerinde, gece saat 1 civarlarında arkadaşlar, bakın şu barda analizi yaparken 32-86 civarlarındaydık. Saat 1-2 arasındaki bar, yani 86-82 arasındaki bölgedeydik arkadaşlar. Yani şu anki fiyatla neredeyse aynı yerlerdeydik ve aşağı hareket beklentimiz vardı. Bu beklenti şuradaki beyaz harekette ortalama civarına kadar, yani 32.49'a kadar bir geri çekilme beklentimiz vardı. Fakat gece saatlerine bu hareket gelmedi. Biraz daha uğraştırdı bizi. Sabah saat 19.10 civarlarına kadar bu beklediğimiz hareketi gerçekleştirdi ve bu bölgede arkadaşlar beyaz hareketli ortalama ne yazık ki bir miktar daha yükselmişti ve hedef olarak belirttiğimiz seviyede aslında biraz daha yukarı çıkmış oldu ve 32-60 civarlarından bir geri dönüş var, görmüş olduğunuz gibi. Yani yine trend bozulmadı, buradan bir tepki aldık yukarı yönde, ama bunun da, bu tepkinin de nereye kadar gideceğini zaten biliyorduk. 32-93-32-03 civarındaki bölge, haydi bilemediniz, 32-33-20 en fazla görebileceği seviye olarak şu anda sizlere paylaşabiliriz bu bölgeyi. Ne yazık ki arkadaşlar, bugün sabah saatlerinde hadi dedim ki otobüsle gidelim iş yerine, ofisimize gelelim dedik. Otobüste bir beyefendiyle kavga ederken şuradaki seviyeleri size söyleyemedik tabii ki. O yüzden şu bölgedeyken anca tam 9.5 civarlarında ulaştık. Sonrasında zaten hop, kendini hafif hafif yukarı doğru attı bu bölgeyi. O yüzden kaçırmış olduk. Canlı yayın odamızı o saat dilimi içerisinde açamamıştık arkadaşlar. Sonrasında zaten hemen bir güncelleme yaptık canlı yayın odamızı açar açmaz. Bakalım şimdi 32-60'ların üzerindeyiz, 32-93'ün altındayız. Bu bölge tam bir scalp bölgesi, şuradaki aralık arkadaşlar. Hatta ben şunu şuradaki aralık olarak söyleyeyim size, 44 piplik bir bölge. 32-48 ile 32-93 arasındaki bölge arkadaşlar. Tamamdır, yani euro dolar için hala yukarıda 32-20 geçilmediği takdirde aşağı hareket beklentimiz devam ediyor. Scalp yapan arkadaşlar için öncelikle 32-60'lar, sonrasında belki 32-50-48 civarlarına kadar bir aşağı hareket. Burayı da kırarsak 32-23'ler. Bugün için bence, hani gün içi çalışan arkadaşlar için çok fazla affedilmemesi gereken bir bölge diye düşünüyorum. Çünkü burası kırılmadan artık trend aşağı doğru dönmeyecektir diye tahmin ediyorum. 32-32'ler, evet. 32-32 bence güzel kar alma bölgesi olacaktır. Daha fazlasında bence bugün için burası kırılmadığı takdirde beklememek gerekiyor. Yani şu anda işleme girip de 31-90'ları take profit olarak belirtmek bence birazcık riski arttıracaktır. Çünkü akşam saatlerine doğru artık saat 5 civarlarında Amerika'dan gelecek olan birkaç veri var ki çok çok da önemli veriler. Bir haftanın gidişatına baktığımızda, geneline baktığımızda hayır, çok çok da önemli veriler değil bunlar. Yine de dikkatli olması gerekiyor. Saat 5-5.30 arasındaydı galiba, değil mi? 5'te ve 5.30'da, evet. 5'te beklenen konut satışları ve neymiş başka?
Yıllık ve aylık rakamları gelecek. Sonra Dallas Fed İmalat Sektör Endeksi açıklanacak saat 5.30'da. Bu veriler hafif hareket yaratabilir o bölge içerisinde. O zamana kadar da gitgeller yaşamın potansiyeli var. Tekrar söylüyorum, bugün sadece trende karşı hareket etmek istiyorsanız 32.20'nin altında aşağı hareket beklersiniz. Trend doğrultusunda hareket etmek istiyorsanız 32.60'ın üzerinde kaldığınız sürece yukarı hareket beklersiniz. Çünkü görünüm şu anda bu. Ama hani şuradaki aralık içerisinde ancak, şuradaki 60 pip içerisinde ancak bu hareketleri beklersiniz. Ben şahsen yukarı hareketlerin geri çekilme fırsatı olarak özellikle 32.20'nin üzerine stop koymak koşuluyla 32.30 olur, 32.25 olur. Bu civarlara stop koymak koşuluyla geri çekilme beklentisinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yine de beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Ama illaki ben trende oynamak istiyorum derseniz 32.60 civarlarından yukarı hareket beklentisine geçip 32, şöyle bakın, hani 45'in hemen altına, yani 15-20 pip bir stopla bile çalışabilirsiniz. Bu da mümkün olacaktır. Bu da çünkü bir alternatif senaryo olarak karşımızda duruyor. Karar tabii ki sizindir. Sterlin dolar için arkadaşlar 54.10-53.90 arasındaki bölge hala üzerinde saatlik bir kapanış yapılamadan bekliyor. Şurada bir hareket vardı, başarısız oldu. 1, 2, 3 tane hareket var, başarısız oldu. Sürekli hep aşağı geri çekilmelerle karşılaşıyoruz. Dün gece saatlerinde yine 54.02 yaptık. Arkasından 40 piplik bir geri çekilme var. Sonra bakın aşağıda da 53.62-53.47 civarlarında bir destek var ki bence 47 bugün en mantıklı olan düzeltme seviyesi. Buraya kadar bir hareket gelme potansiyeli var. 54.10'un üzerinde bir saatlik bir kapanış yapmadığımız sürece ve arkadaşlar eğer bu gelirse 54.10'un altında kalırsak yeniden 53.62 ve 53.47'ye kadar bir hareketle karşılaşabiliriz. Daha altını şu an için beklemiyorum. Ne zaman ki 53.47'nin altına inmeyi başarır, bu durumda arkadaşlar geri çekilme beklentisine tekrar devam edebiliriz. Çünkü artık kısa vadeli trendinde sonuna gelmeye çok yaklaşmış oluyoruz. 53.47'nin altında en azından şöyle saatlik bir kapanış bile çok güzel bir sinyal olacaktır. 53.24'ler sonrasında da 53.00'lara doğru bir geri çekilme sterlin dolarda bizi bekliyor olabilir. 54.10 orta vadeli direnci hala kırılmadı. Ola ki kırıldı. Ne yapacağız? Arkadaşlar 54.23 direnci de muhtemelen geçilecektir bu durumda. 54.46'lar karşımıza çıkacak. Sonrasında 55'lere doğru bir hareket bizi bekliyor olabilir. Arkadaşlar altında ise gece analizinde belirtmiş olduğumuz yorum 40-1350 civarlarında bir bölgemiz var demiştik. Bu bölge hala yukarı yönde kırılamadı. Kırılamadığı takdirde genel anlamda bakanlar, biraz orta vadeli bakan arkadaşlar için geri çekilme beklentimiz olduğundan bahsettik ama kısa vadeli çalışanlar için ise 1311.09'un ya da 10'un işte diyelim 1311.10'un üzerinde yukarı hareket beklentimiz olduğunu sizlerle paylaştık. Tabii bu yukarı hareket beklentimizin de 1340-1350 aralığını çok fazla geçmesini de beklemiyoruz, onu da söyleyeyim. Çünkü orta vadede kuvvetli bir direnç var o bölgede. Bunlar sadece küçük scalp hareketleri olabilir. Yukarı doğru hareket beklentisi içerisindeyseniz. Nereye kadar? 1339-63, 1346-37 ve sonrasında hani 1350'lere doğru bir hareket olur ve üzerine çıkarsak 1357-27 maksimumda görebileceği seviye diye düşünüyorum. Aksi takdirde geri çekilmeyle beraber hop 1317.82 ve 1311.09.10 bu civarlara kadar bir hareket gelebilir. Burası kırılmadan lütfen daha da aşağısını beklemeyin. 1300.20'ler var ama bunun için mutlaka 1311'lerin altına inmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu aralık yine scalp olarak değerlendirilmeli diye tahmin ediyorum ben. Çok net bir yön var mı? Hayır. Görmüş olduğunuz gibi şurada aşağı yukarı sert bir aşağı var. Yukarı doğru bir hareket, tekrar aşağı, sonra sert bir yukarı hareket. Yine bir düzeltme hareketi var. Sonra buradan tekrar bir yukarı. Gördüğünüz gibi git gel git gel yatay. Yatay seyir devam ediyor. Sadece bant diğer paritelere göre biraz daha fazla açık. Yani 1346 ile 1310 arasındaki bölgede neredeyse bir bant var. Bu bantta yaklaşık olarak 360 pip civarlarında. O yüzden riskli bir parite, daha doğrusu riskli bir emtia, hala söyleyelim altın için
trade edecekseniz lütfen lot miktarlarınız küçük olsun, altında hareketi yönünü tespit etmek gerçekten zor. Şu anki seviye ise tam orta bir seviye arkadaşlar. Ne aşağıya ne de yukarıdaki bantlara yakın yerlerdeyiz şu anda. O yüzden ya biraz daha yukarı hareket bekleyip geri çekilme beklentisine geçerseniz, eğer ki beklentiniz aşağı yöndeyse, ya da aşağı seviyelerden buradan ya da şu bölgelerden yukarı hareket beklentiniz varsa da stop seviyeniz zaten belli. Özellikle 1311'in altı olacaktır muhtemelen. Evet, altın içinde paylaşacaklarımız şu anda bunlar. Gelelim dolar TL paritesine arkadaşlar. Dolar TL için ne söyleyebiliriz? Kısaca bir de ona bakalım. Dolar TL. Arkadaşlar dolar TL için de 91.68'i bugün kırılma bölgesi olarak kabul ettik. Buraya kadar geri çekilmeler normal karşılanmalı ama buradan tekrar yukarı doğru hareketlerle karşılaşma potansiyelimiz var. Genel trend yukarı olmaya devam ediyor. 91.68'in üzerinde kaldığımız sürece 92.75, 93.00 ve 93.41'e kadar hareketle karşılaşabiliriz. Ama ola ki aşağıdaki ara direncimiz, pardon, ara desteğimiz 91.93 aşağı doğru geçildi ve 91.68'i de kırmaya başladı parite. Bu durumda arkadaşlar çok ısrar etmeyin. Çünkü 91.27 arkasından 90.98'e kadar da bir geri çekilmeyle karşılaşma potansiyelimiz karşımıza çıkacak. Kısa vade için konuşuyoruz tabii. O biraz daha orta vade için konuşursak, yukarı hareketin başlaması için mutlaka şu sert düşüşten sonra gelen ilk düzeltme, yani neresi o? 93.06. Bu bölgenin mutlaka geçilmesi gerekiyor. Eğer orta vadeli bir yukarı trende kendimizi kaptıralım diyorsanız, mutlaka 93.06'nın üzerine doğru bir hareket beklemenizde fayda var. Aksi takdirde geri dönüşlerle karşılaşabiliriz. Bakın orta vadeli için, orta vade için konuşuyorum. 93.06'lar sadece tepe noktası olduğu için değil, şuradaki hareketli ortalamalarımızın da şuradaki Fibo seviyemizin de burada olması sebebiyle kuvvetli bir direnç konumunda, onu da belirtmiş oldum. Yani bakın şuradaki bölge arkadaşlar, 93.06 buradaki tepe. Tamam, dolar TL'yi takip eden arkadaşlar için de bunu paylaşabiliriz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Detayları zaten sizlerle paylaşacağım. Birazdan diğer pariteleri, Japon yenlerine bakacağız. Eğer soru geldiyse Avustralya doları, Kanada doları, hepsini tek tek incelemeye çalışacağız. Sorular geldiği takdirde ve bizim de bilgimiz dahilinde olduğunca. Tamamdır. Haydi bakalım. Canlı yayın özetleri bitsin ve soru cevap bölümümüz başlasın arkadaşlar.